İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. 24 Haziran'a 4 gün kala Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adayları, parti liderleri çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün önce Tekirdağ, Çorlu'da, daha sonra da Mersin'deydi. Arkadaşımız İbrahim Yayan, Mersin'deki mitingi izledi. İbrahim merhaba. Hoş geldin İbrahim. Merhaba. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ederiz. İzlenimlerin neler? Nasıl geçti? Coşku nasıldı? Muharrem İnce neler dedi? Ne tepkiler aldı? Evet, şu an miting hala devam ediyor aslında. Muharrem İnce 40 dakikaya yakındır konuşmasını sürdürüyor. 6'da başlayacağı, saat 18'de başlanacağı söylenmişti. Ancak 10 dakika gecikmeli başladı. Öncelikle şunu söyleyelim. Gerçekten çok büyük bir kalabalık var. Basına ayrılan bölgeden kalabalığın sonunu göremedik. Muharrem İnce de mitinginin başında zaten buna özellikle değindi. Çok coşkulu bir kalabalık vardı. Çok fazla pankart, balkonlar, çatılar. Dün Edgar arkadaşımızın Hatay'dan yaptığı yayında da belirttiği gibiydi aslında. Burada çatılar, balkonlar tıklım tıklım halde. Muharrem İnce konuşmasının başında Erdoğan'a siyasi sataşmalarla başladığını söyleyebiliriz. Çok fazla probleme değinmedi açıkçası ilk 20 dakikasında. Sürekli Erdoğan'ın konuşmalarına, Erdoğan'ın mitinglerde yaptığı, Muharrem İnce'ye yaptığı sataşmalara cevap vererek başladı Muharrem İnce mitingini. Şunlara da değindiğini söyleyelim. Mersin çok tarımı, lojistiği ve turizmiyle ön planda olan gelir kaynakları bu üç başlık altında toplandığını söyleyebiliriz. Kendisi turizm konusunda yapacaklarına da değindi. Bu 40 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını bu konuda söyledi. Tarımla ilgili çiftçilerin tohum ve mazotla ilgili sorunlarına da değindi. Bu konularda çiftçilere vaatler verdi Muharrem İnce. Aynı zamanda Mersin en fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu şehirlerden biri. Haziran 2018 verilerine göre 208.334 Suriyeli vatandaş Mersin'de yaşıyor. Bu konuda Türkiye'de en fazla Suriyeli vatandaş barındıran 5. şehir. Kendisi Suriyeli vatandaşları ülkesine davulla zurnayla göndereceğini ve buraya Suriyeli vatandaşlara yapılan yatırımın kaynak olarak kullanacağını belirtti. Mersin'in daha önceki seçimlerdeki oy oranlarına da değinmek isterim. Gerçekten güçlerin çok yakın olduğu, partilerin oranlarının çok yakın olduğu bir şehir Mersin. 7 Haziran'da CHP %29'da birinci partiydi. AK Parti %25.9 almıştı. MHP %24.8, HDP %17.9 oy almıştı. 1 Kasım'da AK Parti oyunu 26'dan kabaca 31'e çıkardı. CHP 29'dan 30'a çıkardı. MHP 20 puanda ve HDP 15 puan almıştı. Aynı zamanda 16 Nisan referandumunda %64 ile hayır çıkarmış bir şehir Mersin. Çok çetin geçecek burada yarış. Biliyorsunuz 3 gün kaldı seçimlere de. Burada bir seçim nabzı da tuttuk. Öngörülerimize göre CHP burada birinci parti olarak çıkabilir. AK Parti oyları muhtemelen düşecektir ve MHP'den İYİ Parti'ye de büyük bir kayma olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki Kürt nüfusta Selahattin Demirtaş ve HDP etrafında birleşmiş durumda. İnce'nin 104. mitingiydi. Son 3 mitingi kaldı. İzmir, Ankara ve son olarak İstanbul. Mitinginin başlarında çok önemli bir şey söyledi. Daha önce de bahsettiği bir şeydi aslında. Kanalların önünde miting yapma ve kanalların önüne gitme. Bunu yineledi kendisi. Eğer mitinglerim bölünürse, mitinglerimin arasına başka liderleri sokarsanız, bu üç mitingimden sonra vatandaşlarla beraber kanalların önüne geleceğini söyledi Muharrem İnce. Çok teşekkürler İbrahim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Evet, arkadaşımız İbrahim Yayan, Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingini izledi. İbrahim'in de bahsettiği gibi yarın Muharrem İnce İzmir'e geçiyor ve İzmir'de bir miting gerçekleştirecek. İzmir mitinginde yarın akşam ana haber bültenimizde Türey Köse ile konuşacağız. Şimdi Güne Bakış devam ediyor.
Şiar Dicle de Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi mitingini takip etti. Takip etmeye devam ediyor. Az sonra izlenimlerini alacağız. Evet, Şiar Dicle arkadaşımız Şiar Dicle şu anda Skype hattımızda. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır mitingindeydi. İzlenimlerini aktaracak bize. Şiar hoş geldin. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Evet Şiar, HDP'nin Diyarbakır mitingindesin. Orası nasıl, kalabalık nasıl? Diyarbakır önemli bir veri sağlar bölge açısından. Evet, seni dinliyoruz. Evet, yani HDP açıkçası son birkaç yıldır Diyarbakır'da böyle bir miting gerçekleştirmedi. Biliyorsunuz burası şimdi HDP'nin şimdi yaptığı miting, istasyon meydanında yaptığı mitingi 7 Haziran seçimlerinden öncesi, yani 5 Haziran'da büyük bir patlama olmuş. Ve çok sayıda insan yaşamını yitirmişti. O günden bugüne HDP Diyarbakır'da böyle büyük bir kitlesel bir toplantı miting yapmamıştı. Bir Kasım seçimleri dahil olmaktadır. Ancak bugün tekrar istasyon meydanında Diyarbakır'da HDP'nin mitingi bir araya geldi. Mitingden biraz bahsetmek istiyorum. Miting açıkçası biraz önce bahsettiğim gibi sonraların en kalabalık mitingi haline gelmiş. Neredeyse 7 Haziran'da yakaladı kalabalığı. HDP bu mitingde de yakaladı. Miting programından kısaca bahsetmek istiyorum. Miting programında BBP ve HDP il başkanları az önce bir konuşma yaptı. Yaklaşık yarım saat önce başlayan mitingde. Az önce Ahmet Şık sahneye çıktı ve bir kısa bir konuşma yaptı. Ahmet Şık kısacası özellikle 5 Haziran'da 2015'te burada patlayan bomba hakkında konuştu ve insanların tekrar sesimiz geliyor mu Şiar? Geliyor, şimdi geliyor. Evet, devam edebilirsin. Anlaşık kısa bir konuşma yaptı, bahsettiğim gibi anlaşık. Özellikle konuşmacıdan tüm gibi anlaşık da cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş gibi yüksek kaldırı isimlere selam gönderdi. Biraz önce bahsettim gibi aslında miting çok kalabalık geçiyor. Çok coşkulu geçiyor. Yine aynı şekilde güvenlik güçlerinin de büyük bir ürünlerin çevresinde oldukça büyük bir geçirmişler diyebiliriz. Yine HDP'nin mitingi biraz sonra Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla devam edecek. HDP açısından mitingin biraz önce bahsettiğim birçok önemli bir yeri vardı. 7 Haziran 2015 seçimlerden sonra gerçekleşen en büyük aktiflerden biri olması. Ve o her sürecinde başta HDP olmak üzere çok fazla miting, toplantı ve yürüyüş düzenleyemeyen HDP bu miting vesilesiyle seçimlerinde HDP'li milletvekilleri seçimlerinde bir araya geldi. Bahsettiğim bir alanda oldukça büyük bir coşku hakim. Birazdan parlamentodan bir coşku yapacak. Çok teşekkür ediyoruz Şia. Nuray Mert 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarını ve partilerin performanslarını değerlendirdi. Muharrem İnce ile İYİ Parti arasında mı gidip geliyor ve o daha popüler olunca öbürü gidiyor mu diye düşünüyordum. Çünkü İYİ Parti seçmeni tahmin edersiniz ki şey yapamıyorum, iyi bildiğim bir seçmen kitlesi değil. Fakat pek çok insanla konuştum ve İYİ Parti'nin özellikle Orta Anadolu'da çok prim yaptığını söylediler. Hiç benim zannettiğim gibi yani ikisinin arasında oradan oraya geliyor, oradan sonra tekrar geriye gidiyor, biri daha popüler olunca ondan alıyor gibi bir durumun olmadığını, AK Parti'den oy alabileceğini, AK Parti seçmeninden çok insandan dinledim. Yani bu işleri iyi bilen, sahada olan insanlardan dinledim. Ama dediğim gibi yani bunun sayısal şeyi nedir derseniz, dediğim gibi 8 bilinmeyenli denklem bu yani şimdi şu andaki durum. Ama en azından böyle olması iyi yani. Herkesin daha içine sinen muhalefete oyunu vermesi hem sayısal dengeler açısından daha başarılı olur muhalefet açısından, hem de demokratik açıdan daha doğru bir şey yani zoraki bir şeye ikna olmaktan. Ben dediğim gibi yani muhalefetin iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum ama yani bu ne yani birinci turda bir başkan çıkmayacağını tahmin etmek için çok fazla hani bilgiç olmaya gerek yok gibi gözüküyor. Bu fevkalade bir durum olur. Onun ötesinde yani AK Partisi'nden bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Ölçüsünü bilemem ama yani böyle bir hani ben böyle 35'te düşer falan diye düşenlerden biri olamam. Ben o seçmeni biliyorum.
Ve da, anlıyorum da yani nasıl olur bu kadar şeyden sonra diye. Ama ben 45-46'lık bir konsolidasyonunun hala... MHP'yle birlikte. Evet, yani birlikte. Erdoğan. Yani Erdoğan olarak. Yani tabii MHP'yle birlikte. Şimdi diye burada, düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi bu spekülasyonları saymayın. Benim için asıl önem verdiğim diğer şeyler. Tüm Türkiye'nin geleceğini belirleyen şeylerde diğer şeyler olacak. Seçim sonucu önemsiz mi? Çok çok önemli. Ama dediğim gibi yani hani her şeyi sabit tutsanız da şu seçimi yaşamış olmamız bile Türk siyasetinin geleceğine ilişkin çok umut vaat edici. Medyaskop özel yayınında Ali Bayramoğlu, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhafazakar seçmen üzerindeki etkisini İrfan Bozan değerlendirdi. Türkiye'deki sosyolojik dokunun politik dağılımına baktığımız zaman en azından son 10 yıldır belli gruplara ve kimliklere hapsetmiş kendisini bir seçmen davranışı gözlüyoruz. Ve AK Parti %27-28'lerle yola çıktığı seçmen dokusunu katlayarak, arttırarak %40'lara, %45'lere kadar getirdi. Tabii bu doku nedir, kimdir? Bunlar önemli sorular ama biliyoruz ki bu dokunun çok önemli bir kısmı muhafazakar dediğimiz seçmenden oluşuyor. Bunun çeşitli katmanları var. Bu katmanlar bugüne kadar Tayyip Erdoğan'a şu veya bu şekilde destek verdiler. İki güdüyle zannediyorum. Bunlardan bir tanesi daha reformist politikaları, daha psikolojik üstünlüğü taşıyan politikaları bakımından. Ki bu önemli bir veriydi. Diğeri de tabii alan açması itibariyle yani dışlanmış muhafazakarlara içeri alma, onların alanını genişletme bakımından bu iki husus iki dönemde denk geldi. Bir reformist dönem, bir daha otoriter dönem. Tabii... Egemen Gök, Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı gazeteci Ahmet Şık'ın kampanyasını izledi. Halkların Demokratik Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı gazeteci ve yazar Ahmet Şık, Sarıyer Zekeriyaköy'de seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti. Ardından Arıköy'de mahalleliyle bir panel düzenledi. Beyefendi masrafıyla onunla görüşebiliriz. Tamam, bekliyorsunuz. Ay, ne olur güzel olur bir şey ikram edeyim. Ya, daha yeni lütfen başladık. Biraz dolaşmak, belki dinlenmeye gelin. Sözler. Bir şey yapalım. Şey anlaşacak dinledim. Şu baymak boş mu? Baymak ne var? Ya, daha fazla güzel, yeni başladık. Sen yeniyorsun abi herhalde. Çay parasını ki yeniden ödeyecekse ben. Çünkü o tarafa hiç ses çıkmıyor yani çayı. Güzel diye. Ya bu adamı çay içeri benden sonra. Geçeceksin bana. Bir şeyle değişmeden düzeleceğini zannetmiyorum. Bir sihirlerin gelmesi lazım. Ya tabii kimsede bir sihirli değnek yok. Ama bu iktidara sonları onlar da biz gidersek diyorlar ki işte bir endişe şeyi veriyorlar. Biz olmazsak siz de olmaz. Ama AKP'yi düşürtülen şey korku kontrolü. Endişe. HDP'nin baraj altında kaldı. Erdoğan'ın başkanlığını ilan ettiği seçimi süreti yok. Sadece hileyle yapıyor. Bir Kürt meselesini nasıl çözeceksin? Bakın bugün Meral Hanım'ın açıklaması var. Bir yerde Aksaray'da bir polis müdürüyle tartışmışlar. Bana HDP'nin muamelesi yapıyorsun. Yani çüş diyesin geldi. Şuna bakmayın. Bu ne demek ya? Tam da Kürt meselesini var eden neden budur? Eşit olamama hali. Bakın bu ülkede bir takım insanlar birileriyle eşit olmak istemiyor. Bu yeri geldiğinde Kürtler oluyor. Yeri geldiğinde başka milliyetten insanlar ve başka inançtan insanlar oluyor. Bu ülkenin temel sorunu zaten eşitlik. Ben idealize ettiğim ülkede herkesin birbirine eşit kılınması gerektiğini düşünüyorum. Eşit olması bir gerekliliktir, zorunluluktur. Çünkü eşit olmak hakikati de görünür kılacak. Evet, Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz deneyimli politikacı Ertuğrul Günay. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun, teşekkürler. Çok kısa bir süre kaldı 24 Haziran'a. Bu seçim dönemini değerlendirmenizi isteyeceğiz en başta. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçim döneminde gösterdiği performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bir aydan da fazla
süre önce yazı yazmıştım bu konularda, seçimler konusunda ve bu seçimin ortada olduğunu söylemiştim. Aradan geçen süreçte bence muhalefet biraz daha atak davrandı kampanyada. İktidar beklediğimden de yorgun bir görüntü verdi. İktidar derken özellikle de Sayın Erdoğan'ı kastediyorum. Çünkü o belirliyor iktidarın performansını. Çelişkilere düştü, laflar yaptı, bir takım gereksiz polemiklere girdi. Bütünüyle yani vizyonu olan, ülkeyi 15 yıldır yöneten ve yeni bir anayasa düzeniyle ülkeyi esenliğe çıkarmayı vaat eden bir politikacı görüntüsü çizemedi gerçekten. Zaten süreç ve bu 16 insanda getirilen yetkiler böyle bir görüntüyü kimsenin çizmesine çok uygun değil. Bir anlamda 16 insanda getirilen değişiklikler de ülkenin yönetilemeyeceğini, bir kişinin bu kadar yükü taşıyamayacağını bir anlamda bu kampanyada Sayın Erdoğan bir biçimde somutlamış oldu. Gördüm. Evet, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir süredir bir tartışma var. Yani endişeli muhafazakarlar tartışması. Hatta Erdoğan'a oy vermek isteyip hatta partiye bir şekilde cezalandırmayı düşünen vesaire gibi. Sizce bu kitlenin gidebileceği bir adres var mı? Bu seçimde çok adres var. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet cephesinde beklenmedik bir anda yapılmıştı. Belki iyi niyetli bilmiyorum ama çok başarısız bir kampanya sürdürülmüştü. Ve birçok insan da sandığa gitmediği için birinci turda Sayın Erdoğan %52 oyla kazanabildi biliyorsunuz. Eğer sandığa gitmeyenlerin yarısı gidebilseydi birinci tur en azından çıkmayacaktı. Burada herkesin sandığa gitmesini teşvik eden bir ortam var. Yani bir kere ana muhalefetin adayı kendisinden beklenenden daha ciddi bir performans sergiliyor. Yeni ortaya çıkmış ve orta sağ kesimdeki gören bir parti var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden oylarını esirgeyecek ama kendileri için güvenli bir liman olabilecek bir adres arayanlar için de bu seçimde ilk kez Saadet Partisi ve Saadet Partisi'nin çok iyi bir performans sergileyen lideri ortaya çıktı. Onun dışında başka adaylar da var tabii. Yani bu arada geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde sanıyorum Kürtlerden Sayın Erdoğan ciddi bir oy alabilmişti her şeye rağmen. Bu kez pek öyle gözüküyor. Yani herkesin sandığa gitmesini sağlayacak olan ve bu açıdan da birinci turu ciddi biçimde zora sokacak olan bir adaylar tablosu var. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de endişeli, mütereddit, son yıllarda yaşananlardan kaygı duyan insanların bu seçimde biraz daha radikal davranabileceğini, sonucu etkiler mi çok fazla bilmiyorum ama radikal davranabileceğini, yeni bir adresi en azından birinci turda arayacağını ve aradığını bulacağını düşünüyorum. Peki siz baktığınız zaman parlamento seçimlerinde ve başkanlık seçimlerinde, özellikle başkanlık seçiminde bir ikinci tur veya parlamentoda muhalefetin önde bitirmesi gibi tahminleriniz var mı? Şimdi bakınız 16 Nisan'dan bu yana, yani süreci 2014'ten bu tarafa alırsak son 3-4 yıl içinde 6. 7. seçim oluyor galiba bu. 16 Nisan'da bu bıkkınlık bir ölçüde gözüktü. Hem iktidarın dayatmalarından yorgunluk, 2013'ten bu yana sürdürdüğü yeni çizgiden yakınmalar, hem de bu işte sürekli yetki genişleten dayatmalardan yılgınlık ve tepki bir ölçüde 16 Nisan'da kendini gösterdi. Ben 16 Nisan'da hayır, sandıktan hayır çıktığına inananlardan birisi. Yani İstanbul'un Üsküdar'ında, Ümraniye'sinde, Eyüp'ünde hayır çıkmışlar. Türkiye'den evet çıkmasını her açısından bakınca kabul etmek çok zor gözüküyor bana ama orada işte bilmediğimiz bir yöntemle, aklımıza sığmayan bir yöntemle, hukuki olmayan bir yöntemle, açıkça Yüksek Seçim Kurulu'nun kanuna karşı bir tavrıyla, açık kanunsuzluk işlemiyle seçimler 51'e 49 ilan edildi. O günden bu yana geçen süreçte yani bu 16 insan yetkilerinin ne kadar ülke yönetilmez hale getirdiği görüldü. Başka bazı olaylar yaşandı ve ülke büyük
ölçüde iktidar aleyhine bir takım gerginliklere tanık oldu. Şimdi oradan baktığınız zaman 16 Nisan'da hayır diyenlerden iktidar safına geçenler olduğunu düşünmüyorum. Zaten kafa kafaya yani diyelim 1951 hadi kabul edelim. Böyle bir sonuç vardı. Ama o günden bu yana ve bu kampanya boyunca muhalefeti biraz daha öne çıkaran bir gelişme yaşandı. O yüzden birinci turda bir kere sonuç alınması imkansız gözüküyor bana. Bir, ikincisi meclis çoğunluğunun muhalefetiyle de geçilmesi akla uygun gözüküyor. Yani bunun dışında bir sonuç ortaya çıkarsa, bu söylediklerimi düşürdü, bir sonuç ortaya çıkarsa ben toplumla ilgili şimdiye kadar yaptığım gözlemleri çok ciddi bir şekilde gözden geçirme ihtiyacı hissederim. Ben de sayımlarla ilgili bir sorun olup olmadığı konusunda çok ciddi bir tartışma ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Ben o yüzden 24 Haziran'da iktidarın meclis çoğunluğunu kaybedeceğini ve 2 tura, Cumhurbaşkanı seçiminde 2 tura kalacağını büyük bir ihtimalle varsayıyorum. Çok teşekkür ederiz Ertuğrul Günay. Sağ olun. İyi günler diliyorum. İnşallah seçim kimisinin yararlı olur. Hayırlı olur. Teşekkür ederiz. Evet, Ertuğrul Günay, deneyimli siyasetçi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de bakanlık yapmış bir isim bizimle birlikteydi. Görüşlerini paylaştı. Güne Bakış devam ediyor. Sahra Atilla, Gamze Elvan ve Ali Deniz Şakır İstanbul Şişli'de seçmenin nabzını tuttu. Düşünmüyorum oy vermeyi. Neden? Yani bir nedeni yok. Siyaseti sevmiyorum. Şu an yönetimsel sistemi sevmiyorum. Ülkede çok değişmesi gereken çok şey var. Mesela bu kalabalık ortamdan sıkıldım. İnce. Lazım olanı yapacağını söylüyor ondan. AK Parti. Peki neden? Başka parti yok onun için. Yok, ülke güzel gidiyor. Her şey yolunda. CHP oy versek ülkeyi satmada kaldı. Verilir mi ona? Muharrem İnce, hak, hukuk, adalet istediğimiz için, devletimize sahip çıkmasını istediğimiz için, yeni kanlara ihtiyacımız, taze kana ihtiyacımız olduğu için, yeni gençlerimiz için, bunlar için istiyoruz. Muharrem İnce, neden? Daha iyi bir Türkiye için. Vallahi Asıl Adın'da Mütaş'a veriyorum. Yani kendime veriyorum. İnşallah o kazanır. Başka bir şey diyemem. Peki ikinci tura Selahattin Demirtaş kalamazsa, Muharrem İnce kalırsa? Ona oy vermeyi düşünüyor musun? Hayır. Hayır. Ben veremem yani. Kendi Kürt olduğum için kendime veriyorum. Cumhurbaşkanı İnce, Muharrem İnce, parlamentoda CHP. Peki neden? Neden? Özgürlük istiyorum, adalet istiyorum. Ondan sonra bu gerginlik bitsin istiyorum, Erdoğan gitsin istiyorum o yüzden. 13. Cumhurbaşkanımız Muharrem İnce'dir ki çalmayacağız. HDP'ye vereceğim. Peki ikinci tura kalırsa ve Selahattin Demirtaş kalmazsa diyelim Muharrem İnce kaldı. Muharrem İnce oy verir mi? İlk tercihim HDP olmasa ikinci tercihim Muharrem İnce. Muharrem İnce'ye vereceğim. Adalet, hukuk, işsizlik, perişanlık ortalık onun için. Muharrem İnce'ye oy vereceğim. Peki neden? Ülke ekonomisinin kalkındıracağını düşünüyorum. Yani mantıklı açıklamalarda bulunuyor. Ondan dolayı Muharrem İnce'ye oy vereceğim. HDP'ye veririm. Peki neden? HDP baraj altında kalırsa yine aynı. Bunlar yine böyle devam edecekler. O yüzden yani. Ülkenin neyini değiştirmek istiyorum? Hukukunu, adaletini, ondan sonra işsizliği, ondan sonra ülkenin geleceği. Evet, arkadaşlarımız Fırat Fıstık ve Egemen Gök'ten oluşan Medyascop ekibinin İstanbul Ümraniye'de seçmenlerle 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptıkları konuşmaları. Milli Görüş'ün tek temsilcisi olan Saadet Partisi'ne vermeyi düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayımız Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu'nun söylediği gibi en büyük sorun olarak şu anda biz kamplaşmayı görüyoruz. CHP'ye veriyorum. Ben Atatürk'üyüm, Cumhuriyetçiyim. Herhalde Cumhuriyet düşmanlarına oy verecek halim yok. Yandaşlara rant, benden olan
yaşasın, benden olmayan gebersin. Böyle bir zihniyet var. Bu zihniyeti yok edeceğiz. İnce olmayı düşünüyorum vermeyi. Tayyip Erdoğan'a verdim şimdiye kadar. Şimdi bundan sonra da vermeyi düşündüm fakat şu andan sonra İnce ile Meral Akşener ikisine de birine milletvekili, birine cumhurbaşkanlığını vermeyi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza oy vermeyi düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a. Türlü alışverişi çok da olmasa yani nefsini söndürecek kadar insanlar en lüks şeyden de yiyebiliyor. Pastırma da yiyor. Ne bileyim etinden de alıp yiyebiliyor. Ama biz bunları bulamadığımız zamanları yaşadık ya. Onun için ha tamam hiç kimse kusursuz değildir. Dünyanın hiçbir devleti ben internette de az çok oğlum bana öğretiyor. İnternette de kanallara giriyorum. Dünyanın hiçbir devletinde zaten dört dörtlük mutluluk yok. Ama en azından ben şöyle diyeyim. Muharrem İnce gibi kadınların bacaklarına şiir yazan bir adamı bilmem okudunuz mu şiirini? Ben dün akşam oğlum bana okuttu. Yani böyle bir adama bir kadın olarak bile oy vermem. Vallahi başımızda devlet var. Başka bir şey de düşündüğümüz yok. Vallahi yanlış giden şeyler var da ötekileri gelirse düzelecek mi? Onlar da aynı aynı yamuk didecek. Onun için hazır baştayken idare etsin gitsinler. Ben Demokrat Partiliyim ve AK Parti'ye oy vereceğim. 83 yaşındayım. CHP'nin İnönü devrini bilirim. Ve bir Kur'an okumak suçundan 10 yaşımda karakolluk oldum. Sabaha kadar gelen bekçi, gelen polis vurdu, gönderdi. Bu bana yetmedi. Babam 3 gün yataklarda kaldı. Ayaklarının altına basamadı. CHP'nin biz dönemleri çok yaşadık. Dünü neyse bugünü de aynıdır. Tayyip Erdoğan. Neden reisimiz. Neden nedir? 16 yıldır bu davanın peşindeyim. Gözetliyorum, araştırıyorum, bakıyorum. Fakat öncekilere kıyaslama yaptığın zaman gerçekten sağlam duran, sağlam iradeye sahip, sağlam sözünde duran bir liderimiz. Dullara maaş bağlandı. Artı yaşlılık maaşı var. Artı yaşlılarımızı, özürlülerimizi sokağa atmışken aileler şu anda ellerin altında maaşlar bağlandı. Bir güvence verildi. Daha biz ne isteyelim Allah'tan? Uyandı adam. Daha doğru yolu seçti. Kim doğru yolu? Saadet Partisi. Saadet Partisi doğru yolu seçti. Evet. Yok ya. Kimin yanında i̇şte mı olacaktı? Böyle adamlar da var ya. AKP'nin yanında olacaktı hırsızın yanında değil mi? Saadet Partisi doğru yolu seçti. Ulan kimlerle birleşti? Hırsızın yanında mı olacaktı? Biz dinsiz miyiz? Dinsizin yanında ne oldu onlar da? Dinsiz demedim. Hayır, onlar dinsiz hırsızın yanında dinsiz mı olacaktı dedim. Onlar çok müdürüyor birileri. Yine ulan Kur'an-ı Şerif'e sivil takımlarla beraber oldular. Nelerin bitirdi ya. Her şeyi yedi. Memleketi. Var ya Allah bunu bu beladan vermiş etti. 50 sene önce biliyoruz biz uyandık. Vay anasını ya. Hala uyuyorlar adamlar ya. Uyan sen uyan. Sen bu yaşa boşuna büyümüşsün bu yaşa. Memleketi batırdın. Memleketi. Allah onu batırdı. Yaradan Allah. Demek adamlar bilmiyor, uyanmıyor ya. Türk Silahlı Kuvvetleri Membik çevresinde konuşlandı. Membik'te bundan sonra neler yaşanabileceğini Aydın Selcan'la konuştuk. Yapılan iş bu bir confliction yani çatışmadan, çatışma olmadan önüne geçmek. Yani bir önceki dönemde bu nasıl sağlanmıştı? Gerek Membik'te gerek Fırat'ın doğusunda kalan ABD mevcudiyetinin olduğu yerde ABD'liler hatırlayacaksınız askeri araçlarına büyük boyutlarda Amerikan bayrakları asarak örneğin devreye gezmişlerdi. Buralarda mevcudiyet yani ileri harekat üsleri gibi küçük de olsa bir takım üs bölgelerine yerleşmişlerdi. Yani buraların bombardıman edilmemesi yahut Türkiye tarafından buralara bir harekat yapılmasını engellemişlerdi. Afrin'de ise Afrin bizim harekat alanımızın dışında deyip baştan kestirip atmışlardı. Dolayısıyla o konu dışı. Öbür taraftan da sürekli vurgulaya geldikleri IŞİD'e odaklanma, IŞİD'le mücadeleye odaklanma. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekileceğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi Nikki Haley, İsrail'e karşı kronik bir ön yargısı olduğunu ileri sürdüğü konseyi ikiyüzlülükle suçladı. ABD'nin son bir yıldır reform için uğraştığını söyleyen Haley, konseydeki sorunların düzeltilemez olduğunu örnek olarak da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin geçen yıl konsey üyeliğine seçilmesini ve konsey üyelerinden Venezuela ya da İran'daki ihlallere ilişkin toplantı yapılmamasını gösterdi. ABD'nin çekilme kararı konusunda Birleşmiş Milletler'in hayal kırıklığı beyan etmekle yetinirken, Avrupa Birliği'nden ABD'nin demokrasi şampiyonu ve destekçisi olarak rolünü zayıflatan bir tutum açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise haberi memnuniyetle karşıladı. ABD epeydir konseyden ayrılacağının sinyallerini veriyordu. Ancak açıklama, ABD'nin Meksika sınırında yakalanan göçmenleri çocuklarından zorla ayrılma politikası nedeniyle insan hakları açısından sert eleştirilerin hedefinde olduğu bir zamanda yapıldı. İtalyan İçişleri Bakanı Salvini'nin romanlar hakkında yaptığı konuşma tepki çekti. İtalyan İçişleri Bakanı, aşırı sağ Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini'nin ülkede yaşayan romanlarla ilgili sözleri sadece muhalefette değil, beraber koalisyon oluşturdukları 5 Yıldız Hareketi'nin de tepki yarattı. Salvini bu hafta içinde yaptığı bir açıklamada İtalya'daki romanların sayılması ile ilgili bir çalışma başlatılmasını talep etmişti. Salvini'nin bu sözleri karşısında 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio, Salvini'nin bu açıklamayı yanlışlamasını çünkü bu durumun anayasaya aykırı olduğunu ifade etti. Muhalefet açıklamanın etnik temizlik fikrini uyandırdığını ve bunun 1930'larda faşist yasaları andırdığını altını çizdi. İtalyan basını Başbakan Giuseppe Conte'nin de bu sözlerden çok rahatsız olduğunu ve bu durumu 5 Yıldız lideri Di Maio'ya ilettiğini yazıyor. Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği ilçedeki boş duvarları sanat eserine dönüştüren Kadıköy Mural Festivali bugün başlıyor. Bugün 7.si düzenlenen Kadıköy Mural Festivali, bugün Brezilyalı sanatçı Alin, Rasimpaşa Mahallesi'nde Sırbistan'dan Artes Osman Ağa Mahallesi'ndeki çalışmalarıyla başladı. Festivalin 2 Temmuz'da başlayacak ikinci kısmında ise Hırvatistan'dan Lonak ve Türkiye'den Omerya Rasimpaşa duvarlarını renklendirecek. Festival boyunca eserlerin yapılışını izlemek ve gözlemlemek isterseniz gündüzleri sanatçıların çalıştığı sokaklara gidebilirsiniz. 2012 yılında başlayan festivale katılan 36 sanatçı şimdiye kadar 32 boş bina cephesini renklendirdi. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Sırada ses kaydı var. Fatih Börekçi ve Barış Buran'ın konuğu Özcan Erkişi. Saat 21'de ise 24 Haziran'a doğru ekonomi programında Tamer Durak, Ayşe Buğra ve Volkan Yılmaz'ı konuk edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.